Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ayıcıklık keselif çalışacağız. Keselifimizi bakınız bilek kısmından yani ayımızın boyun kısmından başlıyoruz. Artışlarımızı yaparak belli bir şekilde baş bölgesini yükseltiyoruz. Yeterli yükseltiye geldikten sonra başımızı her iki yandan daraltma işlemini yaparak bu yuvarlak eğimi veriyoruz. Evet bu şekilde iki parça halinde çalışıyoruz. Ön yüz ve arka yüz. Bakınız arka yüz bu şekilde. Bitirdiğimizde ön yüzümüz de bu şekilde olacak. Bakınız aşağıdan daralıyor. Genişlememiz şu şuradaki artışlarımız da sağlanıyor. Evet daha sonrasında ağzımızı, gözümüzü, çiçeğimizi ve papyonumuzu çalıştıktan sonra ayıcıklı kese lifimiz kullanıma hazır hale geliyor. Evet kolay gelsin diyerek hemen lifimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Ayıcıkla lifimi örmek için pembe ipimi kullanıyorum. Dilediğiniz renklerle örebilirsiniz. Bu lif ipi olan iki katlı iplerle lifimizi öreceğiz. Ve ben 3 numaralı tığımı tercih ediyorum. Sizler elinizin sık ya da gevşek oluşuna göre tığı tercih edebilirsiniz. Nasıl rahat örüyorsanız hangi tığımızla bu lif iplerini Öreceğiz bakınız tığı da sık örmek isteyen arkadaşlarım biraz daha küçük numaralı tığları tercih edebilirler. Hemen bir tane düğümümü atıyorum. Bakınız düğümümü attım zincir çekerek. Bir tane zincirimi çekiyorum ve bir tane daha zincir çekiyorum. Bakın ikinci çekmiş olduğumuz zincir biraz gevşek çektim ve uzatıyorum ilmeğimi doldurmaya başlıyorum. 1 2 3 İster 3 ister 4 defa çekerek fıstıklarımızı yapabilirsiniz. 3 defa da çekiyorum içinden geçiyorum elimle tutuyorum diğer tarafı ve kapatıyorum bir tane de zincirimi çekiyorum tekrar ipimi uzatıyorum bakınız şuradaki minik gözün içerisine giriyoruz bir başını doluyorum İki. başını doluyorum üç üç defa aldım eğer daha dolgun daha sert istiyorsanız mutlaka dört doldurmanızı tavsiye ederim bu biraz daha yumuşak oluyor İki katlı olduğu için üç de yeterli olabilir ama tamamen tercih ve zevk meselesi 3 tane çektim fıstığımı. Bakınız elimle tutuyorum, ipimi alıyorum. Bakın şu kısma dikkat edelim yeni öğrenen arkadaşlarım. İçinden geçiyorum ve tutmuş olduğum ipi bakın şöyle alıyorum. Bir defa burayı kapatıyorum. Bu kapanma yeterli olmayacağı için bir de zincirle pekiştiriyorum. Fıstığımız bu şekilde sağlamlaşıyor. Eğer diğer türlü bırakmış olsaydık fıstığımız açılabilirdi. Tekrar uzatıyorum, tığımın başını doluyorum. Bakın şu gözün içerisine girelim. 1 başını doluyorum batıyorum 2 başını doluyup batıyorum 3 3 defa da aldım uzattım bakın hepsi eşit elimle tutuyorum her iki fıstığımın arasını tutuyorum tığın başından içinden geçiriyorum ve burada ipim kalıyor bakınız İlk önce biraz zorlanabilirsiniz ama sonra çok rahat öreceksiniz kapatıyorum ve bir zincirle kapanmayı pekiştiriyorum tekrar ilmeğimi uzatıyorum gözün içerisine giriyorum bir başını dolayıp gözün içerisine ikinci kez giriyorum başını dolayıp gözün içerisine üçüncü kez giriyorum tekrar her ikisinin tam orta yerinden bakın şu kısımdan tutuyorum ipimi çekiyorum ve buradan ipimi alarak bir defa kapatıyorum sonrasında zincirimle pekiştiriyorum ve dört tane ördüm tekrar ilmeğimi uzatıyorum başını doluyorum bir başını dolayarak giriyorum iki başını dolayarak giriyorum 3 Tam arasından bakın tam şöyle elimi koyuyorum şöyle de ipime de hakim oluyorum bu şekilde her iki fıstığımla da basmış oluyorum şöyle görelim alıyorum içinden çıktıktan sonra bakınız şu kısımdaki ipimin arasından geçirip kapatıyorum bu kapanma yeterli değil bir zincirle pekiştiriyorum ve toplamda 1 2 3 4 5 8 tane olana kadar bu işlemimizi yapalım. 8 tane fıstığımı ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fıstığımız tamamlandıktan sonra tekrar tığımı başını uzatıyorum. Bir tane daha aynı şekilde kapalı bir fıstık örüyorum. 2 ve 3. Bakınız bunlar gibi kapalı fıstığımı ördüm dokuzuncu oldu bu bir zincirimi çekiyorum dokuzuncu olan fıstığımız ikinci sıramızın ilk hazırıydı şu şekilde kenarda olacak fıstığımız burası sekiz tane zeminimizde bu dokuzuncu kenarda duracak olan şu kısım bakınız ikincinin ilk sırası bu fıstığımızın üzerine bir tane açık fıstık yapıyorum tepesine bir iki üç üç defa doldum kapamıyorum bakınız şu kapattıklarımız Kapalı fıstık bu, açık fıstık. Kapamadan bu şekilde bırakıyorum. Tığımın başında doluyorum. Hemen biraz önceki bakın diye başladığımız fıstığımızın bakın hemen şu kısma gelerek batıyorum. 1 2 ve 3. Bir tane daha açık fıstık yapıyorum. Şu an tığımda 2 tane açık fıstık var ve 3. açık fıstığımı örüyorum. 1 2 ve 3. 3 tane açık fıstığım olunca hepsini aynı anda çekip kapatıyorum. Biraz önceki kapadığımız gibi ilmeğimizin arasından girerek bir zincirimizi çekiyoruz ve e, yıldız yöntemiyle dolgularımızı, fıstıklarımızı yapmaya başlıyoruz. Bir tane kapalı, 3 tane açık fıstığımızı yaptık. Bakınız kapalı. 1 2 3 açık fıstığımızın 3'ünü de aynı anda çektik. Buradan sonrasında bitişe kadar 3 tane açık fıstığımızla ilerliyoruz. 1 2 ve 3. Tepeye battım. Hemen dibine batıyorum. 1 2 ve 3. Hemen bir sonraki fıstığımın dibine giriyorum. 2 ve 3. Hepsini aynı anda çekiyorum. Yıldız yöntemiyle gidiyorum. Bakınız içinden geçtim. Bir tane zincirimle pekiştiriyorum. Bir daha yapalım. Tepeye dibine bir ileri bakın tepeye bir tane hemen dibine ikinci bir ileri üçüncü yarım fıstığımız bir iki ve üç bir tane bir iki üç bir ileri bir iki ve üç üçünü aynı anda çekiyorum kapatıyorum ve bir tane zincirimle örüyorum bakın şöyle ipimi yarım bırakmıyorum ve sona kadar ilerleyelim üçer yarım fıstık örerek sıramın sonuna kadar örerek geldim 3 tane yarım fıstığımızda en son bitiş yerindeyiz bakınız 2 tane yarım fıstığımı aldım bir tepeye bir dibe bir ileriye şimdi örüyorum ve başlangıç noktamıza giriyoruz 1 2 ve 3 tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum bir tane zincirle pekiştiriyorum. Hemen örgümün yönünü çeviriyorum. ilmeğimi uzatıyorum ve giriyorum tepeye. Hep başlangıçta bir tane kapalı fıstığımızı mutlaka örüyoruz. Bakınız bunu kapatıyorum. Bir tane de zincir çektim. Tepesine 1 2 ve 3 bir tane açık fıstık. Hemen dibine ikinci açık fıstığımı örüyorum. 2 ve 3. Bir ileriye üçüncü açık fıstığımı örüyorum ve ikinci sıramızı bu şekilde başlatmış oluyoruz. Ve kapatıyorum ve bir zincirle pekiştiriyorum. Şu şekilde bakınız. 1, 2. Iki. İkinci sıramızı örüyoruz. Şu sıralardaki fıstıklarımızdan da takibimizi yapabilirsiniz. Şimdi yarım fıstıklarla sıramızın sonuna kadar örelim. Bir sıra daha örelim. Toplamda 3 sıra örelim. E, sonrasında görüşelim. 3 sıramı tamamlayarak geldim. Birinci sıramız, ikinci sıramız, üçüncü sıramız. Yeni öğrenen kardeşlerimiz şuradaki yandaki fıstıkları sayarak kaç sıra olduğunu hesap edebilirler. 1, 2, üç. Evet şimdi artışlarımızı yapmaya başlayalım. Bundan sonraki öreceğim iki sırada artışımı yapıyorum. Hemen örgümü yönünü çevirdim. Tığımın başını doluyorum. 1 2 şöyle düzgünce alalım. Şu ipimizi düzeltelim. 2 ve 3. 3 defa aldım. Fıstığımı kapatıyorum. Bir tane kapalı fıstık. Hemen üzerine uzatıyorum. 1 2 3 bir tane açık fıstık hemen üst kısmı ördüm hemen dibine bir tane daha açık fıstığımı örüyorum şimdi artışımızı yapıyorum bu başlangıç artışı bakınız normalde aşağı kısımlarda ördüğümüz zaman 3 tane bir de şuraya örüyoruz fakat burada artışımızı yapacağımız için bir artış istediğimizden dolayı bakın şu şekilde iki iken kapatıyorum ve bir tane zincirle sabitliyorum ve buradan sonra diğer bitişe doğru örmeye devam ediyorum üçer üçer alalım 2 ve 3 2 aldık bakınız şimdi üçüncüyü alıyoruz hepsini aynı anda çekiyorum ve kapatıyorum ve burada bir tane artışımızı gerçekleştirdik şimdi devam ediyorum bu arayı normal yıldız tekniği ile örüyoruz 2 3 bir tane tepede hemen dibinde ve bir ileri bir iki ve üç hepsini aynı anda çekiyorum alıyorum kapatıp bir tane zincirimi çekiyorum ve uç noktaya doğru ilerliyorum sıramızın sonuna kadar örerek geldim Bakınız en son üç tane yarım dolgumu aldım yarım fıstığım bakınız hepsini aynı anda kapatıyorum ve sondan da bir tane artışımı yapıyorum zincirimi çektikten sonra bir tane tam tepe noktasına yarım fıstığımı örüyorum 3 defa da dolduruyorum. 1 2 ve 3. Bir bakınız artışımızı burada da yaptık. Kapatıyorum. Ve bir tane zincir. Evet, şimdi sayalım bakınız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 8 tane başlamıştık. Bir sağdan, bir soldan artışımızı yaptık. Şu anda fıstıklarımız birer tane arttı ve 10 oldu. Sağdan bir tane artırdık başlangıçtan ve soldan bitişten de bir tane artırdık. 10 fıstık sayısına ulaştık. Şimdi örgümüzün yönünü çevirelim ve tekrar artışımıza başlayalım. Artışımızı yapacağımız zaman ilk önce bir tane kapalı fıstığımızı yapıyoruz her zamanki gibi artışlarımızda bakınız normal başladığım gibi birinci kapalı fıstık üzerine bir tane açık fıstığımı örüyorum hemen kapalı fıstığımın aynı yeri ya yani normalde de buraya batıyoruz zaten bakınız dibine batıyorum ve bir sonrakine batmıyorum şu an artış yapacağım için eğer artış yapmayıp düz örecek olsaydık hemen bir ileriye de batıp yıldız tekniğimizde 3 tane yarım fıstığı aynı anda alacaktık. Şu an halen artışımı yaptığım için bir kapalı başlangıçta iki açık fıstığımı şu şekilde kapatıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum ve artışımı bu yönde yapmış oldum. 1 Hemen dibine batıyorum. Tepesine, dibine bir ileri şeklinde bitişe doğru ilerleyelim. 2 ve 3. Kapatıyorum. Evet, bir tane de zincirimi çektim. Bakınız bu şekilde. Bu yöndeki artışımızı yaptık. Uç kısma kadar ilerleyelim. Şu yönüne geldim. Yıldız tekniğimle bütün bakınız dolgularımı yaptım. En son 3 tane yarım fıstığımı aldım. Kapatıyorum. Ve buradan da bir tane artış yapmak istiyorum. Bir zincirimi çektikten sonra zincir çekmeyi lütfen unutmayalım. 2 ve 3. Bakınız 3 tane aldım. Hemen dibine 1 2 ve 3 defa aldım. 2 yarım fıstığı kapatıyorum. Hem sağdan hem soldan artışımızı yaptık. 8 olarak başlamıştık bakınız fıstıklarımızı. Şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 2 tane bir önceki sırada artmıştık. 10 olmuştu. 2 de şimdi arttık. Bir sağdan bir soldan 12 tane fıstık dolgumuz oldu. Şimdi yıldız tekniğimizde yukarıya 7 sıra örelim. Ne artmamız olsun ne eksilmemiz. Baş kısmını doğru örmeye başlayalım sevimli ayıcığımızın. Hemen Normal örgümüzü geçelim. Artış ya da eksilme yapmaksızın uzatıyorum ilmeğimi. Çevirdim bakınız arkasını. Batıyorum 1 2 ve 3. ilk önce kapalı fıstığımı örüyorum. Bunu normal örgülerde, tamamen normal yıldızlarımızda bu şekilde yapıyoruz. Birinciyi mutlaka kapatıyoruz. Tekrar uzatıyorum. Üzerine 3 defa başını doldum. Birinci yarım fıstığımız. Hemen dibine bakınız. Kapalının dibine ikinci yarım fıstığımı çekiyorum. 3 defa da. Ve bir ileriye tığımın başını doluyorum. Üçüncü yarım fıstığım için giriyorum. 1, 2, 3 bakınız. Hepsini tutuyorum elimle. Çekiyorum. Ve kapatıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Bakınız başlangıcımızı yaptık. Şuradaki kapalı fıstığımız yandan saydığımız zaman ölçümüz olacak bölüm. Tekrar bakalım. içeride ise hep 3 tane yarım fıstık olarak ilerleyeceğiz. Birisini tepesine. İkincisini hemen dibine. İpimizin katından kurtulalım. Hemen dibine 1 2 ve 3. Üç. 3.'ncü bir ileriye 1 2 ve 3. Hepsini aynı anda çekelim kapatalım ve bir tane zincirle tam 7 sıra olana kadar bu şekilde dümdüz örelim. Artışlarımızı yaptıktan sonra ayıcığımızın baş kısmını 7 sıra örerek tamamladım. Şimdi başımızın üstünden daraltmaya başlayalım ve o yuvarlak kısmını örelim. 3 sırada daraltma işlemimizi yapalım. Şimdi şöyle bakalım. Bakınız şu yandan sayabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7. 7 sıra dümdüz ördüm. 1 ve 2 artışlarımı yaptım. 3 sıra ise gördüğünüz gibi ilk başlangıçtaki elimizin gireceği bölüm boyun kısmı. Şimdi eksilme işlemi ile başlayalım. Hemen arkasını çeviriyorum. Hem başlangıçta hem de sonunda tıpkı artışımızı her iki yönden yaptığımız gibi eksilmeyi de her iki yönden yapıyoruz. İlmeğimi uzatıyorum. 2 tane 2 ve 3 açık fıstığımla başlangıçtaki daralma işlemimi yapıyorum iki tane açık fıstığımı yaptım kapatıyorum ve bir tane zincirimi çektim hemen üzerine yıldız tekniğimle ilerliyorum burada daralmamı yaptım bir hemen dibine batıyorum 1 2 ve 3 bir ileriye 1 2 ve 3 hepsini aynı anda çekiyorum kapatıyorum ve bir zincir yine aynı şekilde 3 tane alıyorum her zamanki gibi yıldız tekniğimizde örüyoruz 1 2 3 bir ileriye 1 2 ve 3 çekiyorum kapatıyorum ve bir tane de zincirimizi şöyle kapadıktan sonra bir zincirimizi de çekiyoruz. Yine sona doğru ilerleyelim. Sonumuzu tam bitirmeyelim. 1 2 3 bakınız şöyle 3 4 defa alacağız. Şu kısmı örmeden bırakalım. Evet sonuna doğru dümdüz örerek geldik. Bakınız her zamanki tekniğimizde şimdi 1 2 3 bir de tepesini örüyoruz. 4 4 tane açık fıstığımızı aynı anda kapatarak bir tane eksilmiş oluyoruz. Normalde 3 tanesini aynı anda çekiyorduk. Bakınız şimdi dördünü çekiyoruz ve bir tanesi bu şekilde eksilmiş oluyor. Hemen ilmeğimi uzatıyorum. 1 2 3. Bitişteki daralma işlemimizi bu şekilde ayarlıyoruz. 1 2 3. ikinci yarım fıstığımız. 1 2 ve 3. Üç. 3. yarım fıstığımız ve en sondaki bölüme de giriyorum. 1 2 3. Hepsini bakınız 4 tane olduktan sonra 1 2 3 4 4 yarım fıstığımızı aynı anda çekiyorum. Kapatıyorum. Ve bir tane zincirimi çektikten sonra bir baştan bir sondan daralma işlemimi gerçekleştiriyorum. 2, 4, 6, 8 ve 10. Bakınız 12'ydi 10 oldu. Hemen örgümün yönü çeviriyorum. ilmeğimi uzatıyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3. Burada bir tane yarım fıstık. Hemen yanına 2, 3. ikinci yarım fıstığı yapıyorum. Her ikisini aynı anda çekerek kapatıyorum. Ve tepesine örerek başlıyorum. Burada başlangıçtaki daralmamızı gerçekleştirdik. 2 ve 3. Hemen dibine batıyorum. Yıldız tekneğimizde artık ilerliyoruz. Ve 1 ileri 1 2 3. Hepsini aynı anda çekelim. İpimizi boşalttığımız zaman takmaya çalışmayalım. Hepsini tekrardan örelim. Çünkü aradan kaçırdığımız olursa çok çirkin görüntü olur. Takılır, sökülür. O yüzden bu gibi durumlarda yeniden örmek en güzel yöntem. İkinciyi ördüm. Bir, iki ve üç. Hepsini aynı anda alıyoruz. Bakınız hiç zarar etmeyiz. Ve bu şekilde sona doğru ilerleyelim. Başlangıçta eksilme işlemi yapmıştım. Bakınız sona doğru geldim. Bir, iki, üç ve dört. Dört tane yerimize bakınız. Açık fıstığımızı ayarlıyoruz ve bitişteki eksilme işlemimizde bu şekilde yapıyoruz. Hemen birlikte yapalım 1 2 3 birinci yarım hemen dibine ikinci yarımımı örüyorum 2 3 3. yarımımı örüyorum bakın başını dolayarak çekiyoruz 1 2 3 4 tane yarım fıstığım oldu hepsini aynı anda çekiyorum ve bir sağdan bir soldan bu şekilde eksilme işlemimizi tamamlamış oluyoruz ve ikinci eksilme işlemimizi yaptık şimdi bir üst sıraya da aynı şekilde yapalım 3 defa da tamamlamış olalım İfimiz kesilif olduğu için aynısından bir parça daha ördüm toplamda iki tane parçamız şu an hazır ve ayıcığımızın ağzını örmeye başlayalım ağzımız için ilk önce yine fıstıklarımızı yapalım zincirimi çekiyorum düğümümü attım bakınız bir tane geniş zincir üzerine bir tane daha alalım toplamda 3 zincirimi sorayım. ilmeğimi uzatıyorum ikinci çekmiş olduğumuz zincirimin içerisine giriyorum 1 2 ve 3 3 tane fıstığım ördüm ipimi sıkıştırıyorum çekiyorum kapatıyorum ve bir zincir toplamda 5 tane fıstığımızı üst üste örelim 1 2 3. Şöyle tutuyorum, kapatıyorum, içinden geçerek, bakınız kapadım ve bir zincir ilavesiyle sıkıştırıyorum. Tekrar 1, 2 ve 3. Tutuyorum, içinden geçiyorum ve kapatıyorum. Şöyle bakalım, 3 tane fıstığımız oldu. Bir zincirimi çektikten sonra tekrar ilmeği uzatıyorum. 1, 2 ve 3. Kapatıyorum bir zincir. 5. fıstığımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Kapatıyorum. Evet 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane fıstığımızı ördüm. Şimdi bir üst sıraya başlamak için ilk kapalı fıstığımı örüyorum. 1, 2, 3. Bu 6. ama yan döneceği için 2. sıraya dahil olacak bölümümüz. Bakınız kapadım. Şöyle dik tutuyorum ve üzerine örmeye başlıyorum. Artış yaparak başlıyorum. 2 ve 3. Onun için 2 tane yarım fıstığımı örerek başlangıcımızı yapıyoruz. Her ikisini alıyorum. Bakınız burası önemli. Artışımızı yaparak başlıyoruz. Bir tane kapadık. 2 tane açık fıstıkla ilerliyoruz. Ve devam ediyorum. 1 2 ve 3. Yanına örüyorum. Yıldız tekneğimizde ilerliyoruz üçer üçer çekiyorum ve 3 3 kapatıyoruz. Şu şekilde aynı anda kapatıyorum ve sıramızın sona doğru üçer üçer örerek gelelim. En son 3 tane açık fıstığımızı tekrar kapatıyorum. 1 tane zincirimi çekiyorum ve sonda da artışımı yapıyorum. 1 2 ve 3 Hemen dibine batıyorum. Şu kısma şöyle sağlam giriş yapalım. 1 2 ve 3. Kapatıyorum. Evet, birer birer artışımızı yaptık. 1 2 3 4 5 6 7. Aşağıda 5 olarak başlamıştık. Şimdi 7'ye çıkardık hem başlangıçta hem de sonda artışımızı yaparak. Şimdi ikinci sıramızda yine başlangıç ve sonda artış yapalım. 9 sayısına ulaşalım. Birlikte artışımıza başlayalım. Arkasını çevirdim. 1 2 ve 3. Hemen kapatıyorum tepesine bir ve iki üçüncüyü de aldıktan sonra dibine batıyorum biraz önceki yapmış olduğumuz gibi her iki açık fıstığımı kapatıyorum ve bir tane artışımı bu şekilde yapıyorum sıramın sonuna kadar gelelim 9 tane pastamız olsun. Üst kısımda sonda da artalım. 9 olarak bir sıra artış yapmadan ördük. Şimdi eksilmelere başlıyoruz. Hem başlangıçta hem bitişte birer birer eksilmelerimizi yapalım ve ağız kısmımız da tamamlanmış olsun. Ağız kısmımızı bakınız şu şekilde hemen şöyle tamamladıktan sonra lifimizin orta kısmına yerleştirerek güzelce üzerine işleyeceğiz ve sonrasında kulaklarımızı tamamlayacağız şimdi artış yapmış olduğumuzun tam tersi olarak eksilmelerimizi de yapalım daha sonra tamamlamış olalım eksilmemize hemen başlıyorum arkasını çeviriyorum ağız kısmımızı ve uzatıyorum 1 2 3 bir tane açık fıstığımı yaptım üçüncüyü tekrar alıyorum hemen yanına ikinci bir açık fıstık yapıyorum. 2 ve 3. Kapatıyorum. Bir tane daralma işlemimi başlangıçta gerçekleştirdim. 1 2 3 dibine batıyorum. 1 ileri batıyorum. Üçer açık fıstık şeklinde yıldız tekniğimizle örüyoruz ve sıramızın sonuna yaklaştığımızda tekrar görüşelim. Şöyle İki fıstık kalana kadar örelim. Son iki fıstığımıza kadar örerek geldim. 1 ve 2 bakınız tipe olarak olan kısımları sayıyorum ve açık olarak 4 tane fıstığımı örüyorum. Birinciyi ördüm. Hemen dibine ikinciyi örüyorum. Bir üçüncüyü örüyorum. Üç tane açık fıstığımı ördüm ve en son yuvaya batıyorum ve dördüncü açık fıstığımı örüyorum 1 2 3 4 hepsini aynı anda alıyorum ve e, ağzımızda daralma işlemini bitirirken bu şekilde yapmış olduk şimdi çeviriyorum ilmeğimi uzatıyorum son sıramıza başlıyorum 2 ve 3 bir tane açık fıstık yaptım başlarken yine daralıyoruz 3 2 açık fıstığımı kapatıyorum bir zincirimi çektikten sonra üçer üçer ilerliyorum yani 3 tane açık fıstığımı örüyorum her zamanki yıldız tekniğimizde sıramızın sonuna kadar ilerleyelim Evet sıramızın sonuna kadar geldim. 3 tane fıstığımı ördüm. En son 4. açık fıstığımı da örüyorum ve daralma işlemimi bu şekilde tamamlıyorum ve ağız kısmımızı bu şekilde bitirdik. Bakınız. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi bir tane zincirimi çekmiştim. 2 3 4 5. 5 tane zincir çekiyorum. Yuvaya batıyorum. 1 2 3 4 5. 5 zincir çekiyorum. Diğer tam birleşme noktasına batıyorum. 5 zincirimizi çekelim her bir yuvamızın içerisine birer birer batalım ve ağzımızın kenarını güzelce çerçeveleyelim ağzımızın kenarının zincirlerini de tamamladıktan sonra şimdi ağzımızı olması gereken yere dikelim ayarlamamızı yapalım ayarlamamızda en aşağıdan itibaren saymaya başlayalım 1 bakınız şuradan buraya bir iki üç dört ve beş Tam 5'in olduğu yere yerleştirelim. Her iki kenarımızı eşitleyelim yıldızlarımızı. Şu şekilde bakınız yıldızlarımız bir yıldız bir yıldız kenarlarımızda kalmakta. Ve ipimizi iğnemize takalım ve kenarlarından güzelce dikmeye başlayalım. Hemen ipliğimi takıyorum ve dikmeye başlıyorum. İpliğimi taktım kenardan başlıyorum dikmeye. Elinize alıp daha rahat bir şekilde dikebilirsiniz şu şekilde ayarlamamızı bozmadan yıldız örgü olduğu için ve fıstık dolgu olduğu için dikmemiz gayet rahat olmakta herhangi bir şekilde sıkıntı olmadan çevirerek dikelim zaten kesilip başlangıç yerimize kadar dikip tamamlayalım. Evet ayıcığımızın ağız kısmını örerek tamamladım. Şöyle arkasına baktığımız zaman bakınız dikişlerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi gözlerimizi örmeye başlayalım. Gözlerimiz için sihirli halka yaparak başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincirimi çekiyorum. Çekmiş olduğum 6 zincirimi tığımın başını doluyorum uzatıyorum. Çevimin başını doluyorum, uzatıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane yeterli. Ve kapatıyorum hepsini aynı anda açıp şuradan yine alıyorum. Bu şekilde kapatıp bir tane zincirimi çekiyorum. Şöyle de zehirli halkamı da buradan sıkıştırıyorum. İpimizi keselim. İpimizin şu kısımları şöyle elimle tutuyorum. Işıltımı şu kısma çalışıyorum. Beyaz ipimi bakınız, biraz önceki dikişte kullandığımız beyaz ipimiz arkadan giriyorum. Hemen yandan batıyorum. Tekrar aynı yerden ışıltımızı güçlendiriyorum. Bir daha. Evet gözümüzden ve ışıltımızdan bir tane daha çalışalım. Işıltımızı yaptıktan sonra iğnemizde takılı hemen ışıltımızı şöyle dikelim. Yukarıya getirelim ışıltımızı tam bakınız bir bir buçuk. Aşağıdan şöyle giriyorum. Arkasından gözümüzün sabitliyorum. Evet, diğer gözümüzü de aynı şekilde örelim ve sabitleyelim. Özerimizin her ikisini de tamamladıktan sonra sihirli halkamı yapıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zincirimi çektikten sonra halkayı elimden çıkarıyorum. Başını doluyorum. 1. Başını doluyorum. 2. 3. Hepsini de başını doluyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 defa alalım halkamı sıkıştırıyorum şu şekilde bakınız birer birer örmeye başlayalım başını doluyorum örüyorum bakınız her çıkardığımız ilmeğimizi sırası ile örelim sırasıyla bakınız alıyorum. Azaldıkça daha kolay olmakta. Sonuna doğru geldim. Evet, en sona geldik. Şu şekilde sıkıştıralım. Şimdi hepsinin arasına girerek birer birer sık iğnemizi örelim. Biraz önceki girdiğimiz yerlere bakınız. Sık iğnemizi yapıyoruz ve burnumuzu daha belirginleştiriyoruz. kısma geldim son kısmından 1 2 3 4 5 5 tane zincirimizi çekelim sihirli halkamızın tam orta yerine gelerek batalım Evet burnumuzu bu şekilde tamamladık şimdi hemen bu kısma yerleştirelim ve aşağıdan ağzımızla birleştirerek ağzımızla birlikte çalışalım ortalayarak burnumu yerleştiriyorum hemen kırmızı ipimi bakınız iki kat ederek İğnemi takmıştım. Hemen bakınız bir ikinci fıstığın olduğu bölümün hemen altına bakınız. Tam ortalayarak 1 2, 1, 2 şöyle dikmeye başlıyorum. Nasıl rahat hissedecekseniz o şekilde dikebilirsiniz. Direkt aşağıya da geçirebilirsiniz. Bakınız herhangi bir sıkıntı yok. Sadece rahat rahat çalışmaya bakalım. İplerimizi ayarlayalım ve güzelce dikişimizi yapalım. Elimizi aldığımız zaman her zaman çalışmalarımız daha kolay olmakta. Bakınız dümdüz iniyoruz. İstediğiniz kadar kalın yapabilirsiniz belirginleştirip Evet şimdi ağzımızı şu şekilde işaret koyduğum yerden çıkıyorum işaretle ayarlarsak çok daha güzel çalışmış oluruz sonra tekrar geldiğim yerden bu ipimizi alalım bir kat daha geçişimizi yapacağız ağzımızla ilgili çıkışlarımızın eşit olması için işaretimin olduğu yere geldim ve üzerinden bir tane daha geçişimi yapıyorum daha belirgin bir ağız olmasını sağlıyorum Evet, ağzımızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi kulaklarımızı örmek için diğer parçasını da birleştirelim. Sonrasında kulaklarımızı da hazırlayalım. Evet ağız kısmımızın işlemesini tamamladıktan sonra kenarlarımızdan fıstık yaparak birleştirelim. Belli bir şekilde fıstığımızı yapacağız. Şu kısma geldiğimiz zaman bakınız kesme işlemlerimizin olduğu yere 1, 2, 3, 4 tane fıstığımızın olduğu yere geldiğimiz zaman kulağımız için yerimizi ayarlayacağız. Tam tepesinde başının üzerine yine fıstık örüyoruz. Diğer eksildiğimiz yeri yine kulağımızın yeri için zincirimizi çekiyoruz ve yine aşağıya kadar fıstıklarımızla ilerliyoruz. Hemen örmeye başlayalım. Bakınız birinci şu kısımdan alıyorum. Diğerini de aynı yerden alıyorum. Ve örmeye başlıyorum. Fıstık yaparak ilerleyeceğiz. Bir tane zincirimi çekip sabitliyorum. Uzatıyorum. Üç defa da alalım. Bir. 2 Şöyle içinden güzel geçişimizi yapalım. Ve üç. Üç. Fıstığımı kapatıyorum. Her zamanki gibi bakınız. Bir tane zincir çektikten sonra şu iplerimi içeriye alıyorum. Hemen ikinci fıstığın bakınız birleşme yerinden giriyorum. Kapatıyorum ve uzatıyorum. 1 2 3 Kapatıyorum ve bir zincirimi çektikten sonra bakın zincirimizi hemen diğerine takip ediyorum her ikisini bakın karşılıklı birbirlerine güzelce denk getirip zaten istesek de farklı yapamayız çünkü sayılarımız aynı olduğu için birbirini denk getirerek kulağımızın olduğu yere kadar fıstığımızı örerek ilerleyelim bir tanesini de birlikte çalışalım yine şöyle alıyorum 1 2 ve 3 çekiyorum ve kapatıyorum ve bir zincir hemen alıyorum diğerinden de alıyorum bağlanıyorum bakınız yandan güzelce fıstıklarımı bu şekilde örüyorum aşağıdan yukarıya doğru fıstıklarımızı yaparak birleştirmeye başladık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tam 12 tane fıstığımızı ördükten sonra bakınız eksilme yapmış olduğumuz yerlere kulağımızı çalışacaktık buraya zincir çekerek örmeye devam ediyoruz 1 2 3 4 hemen zincirle fıstık yapmıyoruz. Kulağımız için zeminimizi hazırlıyoruz. ve başlıyorum. 1 2 3 4. birinci yerimizi ayarladım. 2. yerimizi ayarlıyorum. Toplamda 4 tane yuvamızı hazırlıyoruz. 1 2 3 4. Tekrar batıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4. 1 2 3 tane hazırladım. Yuvamızı 4. yuvamızı da Zincirimle çektikten ve hazırladıktan sonra tekrar tepemizin üzerine fıstıklarla ilerletiyoruz. Bu kısmı da yine uzatıyorum. Fıstığımı örmeye başlıyorum. Tepe noktamı 2, 3 alıyorum. Kapatıyorum ve bir zincirle diğer sıraya geçiyorum. Birinci fıstığımı ördüm. Toplamda 4 tane örelim. Evet başımızın üzerine 4 zincirimizden sonra 1 2 3 4 tane fıstığımızı ördüm. Diğer kulağım için 4 tane zincirden yuvamı hazırlıyorum. Hemen zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 ve 4. Hemen batıyorum bakınız. Karşılıklı 1 2 3 4. Birinci yuvamı hazırladım. İkinci yuvam için hemen hazırlığımı yaptım. Bakınız ikinci yuvamı da hazırlıyorum. 1 2 3 4. Üçüncü yuvam için battım 1 2 3 4 4 tane bu şekilde zincirden 4'er zincirden kulağımız için zeminimizi hazırladık ve başlıyorum fıstığımı yapmaya şimdi aşağıya kadar 12 tane fıstığımızı yapalım ve birleştirmiş olalım ayıcığımızın baş kısmını Evet lifimizin kenarlarının fıstık dolgusunu ve gerekli yerlere zincirlerimizi çalıştıktan sonra kulağımızın bir tanesini hazırladım. Diğer kulağımızda sizlerle birlikte örelim. Kulağımızı çalışmak için 4 tane dörder zincir çekmiştik. Bakınız 1, 2, 3, 4. Şimdi birinci dört zincirden değil bu fıstıktan tarafa gelen ikinci dört zincirden çalışmaya başlıyorum. Bu taraftan başladığımızda da aynı şekilde birinci dört zincir değil ikinci dört zincirden başlayalım. Şimdi bakınız fıstığımdan sonra gelen ilk 4 zincir atlıyorum ikinci 4 zincirin içerisine gelerek giriyorum ve bir tane zincirle sabitledikten sonra ilmeğimi uzatıyorum ve başlıyorum 1 2 3 ve 4 4 tane yapıyorum biraz dolgun ve dik durabilsin diye bir tane kapalı fıstığımızı çalıştım bakın şöyle dolgunca dursun üzerine açık fıstığımı çalışıyorum 1 2 3 ve 4. Bir tane çalıştım. Hemen dibine 1 2 3 4. 4 tane bakınız yine doldurdum ve bir ileriye geçiyorum. Diğer zincir yuvasına geçtim. 1 2 3 ve 4. 3 tane açık fıstığımı tek seferde çekiyorum ve kapatıyorum. Bir zincirimi çekiyorum yine uzatıyorum 1 2 3 4 hemen dibine batıyorum 1 2 3 4 3 tane açık fıstık yapıyorum bir ileriye geçiyorum 1 2 3 4 hepsini aynı anda çekiyorum 3 açık fıstığımı kapatıyorum ve bir zincirimi çektikten sonra tekrar 1 2 3 4 dibine batıyorum 1 2 3 ve 4 bakınız şu şekilde 1 2 ve üçüncüyü ördüm şimdi 1 2 3 tane açık fıstığımızı ördük yani şu şekilde 3 tane çift fıstığımız oldu birinci çift ikinci çift üçüncü çift hemen kapatıyorum buradan 3 çift fıstığımı tamamladıktan sonra şöyle görelim. 1. 2. 3. çiftimiz. Örgümün yönünü çeviriyorum. Artma ve eksilme yapmadan ilerliyorum. 4 tane uzattım ve bir tane kapalı fıstığımı ördüm. Üzerine açık fıstıklarımı örüyorum. 1 2 3 ve 4 dibine batıyorum. 1 2 3 ve 4. Bir sonrakine geçiyorum. 1, 2, 3 ve 4. 3 tane açık fıstığı yaptıktan sonra kulağımızın ikinci sırasında bakınız ilerliyoruz. Kapatıyorum. Bir tane zincir. Yine 2, 3 ve 4. Dibine 3, 4. Bir ileri. 1. 2 3 ve 4 3 açık fıstığımı çekerek kapatıyorum bir zincir tekrar uzatıyorum 1 2 3 ve 4 hemen dibine 1 2 3 ve 4 en son 1 2 3 ve 4 hepsini aynı anda çekelim kapatalım İkinci sıramızı da tamamladıktan sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Üçüncü sırama başlıyorum. Üçüncü sıramızda ise bakınız kulağımızı kapatıyoruz. Kapattığımız zaman şu şekilde bir de eğim oluşuyor. Hemen başlayalım. Daralma işlemimize 1, 2, 3 ve 4. Bir tane açık fıstık yapıyorum. Hemen yanına ikinci açık fıstığımı yapıyorum. Daralma işlemi yapacağım için kapalı fıstık yapmadan iki açık fıstıkla hemen başlıyorum kapatıyorum. Ve ilerliyorum şöyle tepesinden 1 2 3 ve 4. Dibine batıyorum. 1 2 3 4. 4'er 4'er alıyoruz. 3. açık fıstığımı örüyorum. Ve en son 4. açık fıstığımı da alıyorum. Hepsini aynı anda alıp kesme işlemimizi yapıyoruz. Hepsini bakınız 1 2 3 4. Tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. İpimi buradan kesiyorum. Evet, kulağımızın iç kırmızı kısmını bu şekilde tamamladık kulağımızın iç kısmına çalıştıktan sonra pembe ipimizle tıpkı diğer kulağımızda çalıştığımız gibi kenarından çalışmaya başlayalım. İpime bir tane düğümümü atıyorum. Bir tane atlamış olduğum bakın zincir yuvasının olduğu yere geliyorum. Sabitliyorum buraya kendimi bir zincirimi çekiyorum ve tekrar uzatıyorum. Şu şekilde yuvaya da girebilirsiniz. 1 2 3 ve 4. 4 defa alıyorum. Bir defa aldım bakınız açık fıstık. Hemen şöyle ikinci yere giriyorum. Dibine hemen kırmızımızı başlangıç yerine 2 3 ve 4. Bakınız bir geriye bir kırmızımızın hemen yanına giriyorum ve üçüncüyü şuradaki görmüş olduğumuz birinci kırmızıdaki kapalı fıstığımızın üzerine girerek örüyoruz 2 3 4 Toplamda 3 tane açık fıstığımı yaptım. Tek seferde çekiyorum. Alıp kapatıyorum. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. Ve üçer açık fıstıkla örmeye devam ediyorum. 2, 3 ve 4. Dört. Hepsini dörder defa alıyoruz. Kulağımızın dolgunca bir kulak olmasını istediğimiz için. Üçüncüyü alıyorum. 3 üç ve 4. Hepsini çekiyorum kapatıyorum sona doğru bu şekilde örerek ilerleyelim en sona kadar üçer üçer açık fıstıklarımızı yaptık son iki tane fıstığımızı örüyorum ve kapatıyorum son olarak iki yapıyoruz bakınız bir zincirimi çektikten sonra bir ileriye geçip batıyorum şöyle derin batalım ve bir tane zincirimi çekiyorum sabitliyorum kulağım bu şekilde tamamlanmış oluyor şimdi papyonumuzu çalışalım Şapyonum için 6 tane fıstığımı yaparak hazırlıyorum. Uzatıyorum. Hemen giriyorum 1 2 3 Çekiyorum, kapatıyorum. Her zamanki gibi başlangıcımızı yapıyoruz. 1 2 ve 3. Çekiyorum. Uzatıyorum. 3 Tutuyorum bakınız. Her ikisine de lütfen bastıralım. Daha rahat edersiniz. 1 2 ve 3. 3 tane aldım. Her ikisine bakınız. Aynı anda ikisine basıyorum. Uzatıyorum. 1 2 3. Her ikisini tutuyorum. Yeni başlayan arkadaşlarım için özellikle anlatmak istiyorum. 2, 4, 5 bir tane daha yapalım. Bilen arkadaşlarımız zaten bilmekte önemli olan kardeşlerimize yardımcı olabilmek. Evet toplamda 6 tane trabzanım için fıstığımı yaptım. Şimdi 7. fıstığımı yan için örüyorum. Yine kapalı 1, 2, 3 kapatıyorum bir tane zincirimi çektim ve üzerine hemen bir tane bu şöyle dönüşte kullanacağımız fıstığımız oluyor. 6 tane tabanımız için bu yandaki. Hemen açık fıstığımı örüyorum. 1 2 3 Bir sonra kapatmadan hemen dibine 1 2 3 Kapatmadan bir sonrakinin içerisine 1 2 3 hepsini aynı anda çekiyorum ve bu şekilde papyonumu başlatmış oluyorum toplamda 3 sıramızı örelim devam edelim üçer üçer alalım diğer düzleri başladığımız gibi ilk lifimizin bilek kısmında ördüğümüz şekliyle örelim 3 sıra olduktan sonra görüşelim çiçeğimizi örmek için 6 tane zincirimizi çekelim 1 2 3 4 5 ve 6 birinci zincirimin içerisine gelerek batıyorum 1 2 3 4 4 tane zincirimi çektim bir defa tığımın başını dolayarak kapadığım 6 tane zincirimin içerisine giriyorum ve ikili trabzan örüyorum 1 2 araya bir zincir çekiyorum tekrar yuvamın içerisine 1 2 bir zincir yuvamızın içerisine bir tane zincirimizi yine çekelim. Araya bir zincir, bir trabzan şeklinde toplam 12 kutu olacak şekilde şöyle yuvamız olacak şekilde örelim. İlerliyorum. Bakınız yeterli değil. Onun için saymamıza gerek yok. Yaklaştığımız zaman sayalım. Zamanımızda kaybetmemiş oluruz. Bir zincirimi çektim. Bir ve 2 bir zincir 1 ve 2 sayalım şimdi bir bakın şöyle kutuların içerisini sayıyoruz boşluklar birinci boşluğumuzda başladı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şimdi 11. On örüyorum bir zincir çektim 12 zincirle başlamış olduğum ilk yuvamızı kapadığımız zaman tam 12 tane boşluğumuz olmuş olacak 11 örüyoruz 12 şu şekilde geçirerek kapatıyoruz 1, 2, 3 ve 4. 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Ve hemen yuvaların içerisini fıstıkla doldurmaya başlıyorum. 1, 2, istediğiniz kadar uzatıp istediğiniz kadar kısa yapabilirsiniz fıstık boylarını. 3, 4, 5. 5 tane uzattım. Kapamıyorum. Hemen yanındakine yine 5 tane dolduruyorum. 1 2 3 4 ve 5 bu kez her ikisini aynı anda alarak kapatıyorum Evet fıstığımı kapadıktan sonra 1 2 3 tane zincir çekip kapadığım yere batıyorum tekrar 1 2 3 kapadığım noktaya girerek kirpiklerimi oluşturuyorum 1 2 3 3 tane 3 zincirimi çekip her zincirden sonra kapatıyorum ve görmüş olduğumuz gibi fıstığımızın üzerine zincirden şu şekilde kirpiklerimizi oluşturuyoruz. Tekrar 3 tane 3 zincirimizi yerleştirdikten sonra 4 zincirimi çekiyorum. Hemen aynı yere batıyorum. Evet tekrar 4 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yerden bakınız. 1 2 3 ve 4. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki yuvanın içerisini 5 defa dolduruyorum. 1 2 3 4-5 bir sonraki yuvaya geçiyorum 1-2-3-4-5 her iki yuvayı doldurdum beşer beşer fıstıklarımızı tek sefer çekerek kapatıyorum bir zincirimi çektikten sonra şöyle elimle düzeltiyorum üzerine kirpik yapmaya başlıyorum 2-3 kapatıyorum 1-2-3 kapatıyorum 1 2 3 kapatıyorum. Aynı yerin dibine batarak kirpiklerimizi oluşturuyoruz. Ve tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Hemen fıstığımın olduğu yere batıyorum. Tekrar aynı yerden 4 defa zincirimi çekiyorum. Bir sonraki yuvaya girerek 5 tane fıstığımı uzatıyorum. 3 4 ve 5. Tekrar Tığın başını doladım. Bir sonraki yuvaya yine 5 tane dolduruyorum. Tek seferde her ikisini çekiyorum. Kapatıyorum. Ve bir tane zincirimi çekip üzerine kirpiklerimi kuruyorum. Ve grubumuzu bu şekilde tamamlayalım. Son olarak 4 zincirimi çekiyorum ve aynı yuvaya batıyorum. Bir tane zincirimi çekip kapatıyorum. İpimizi içeriye çekelim. Çiçeğimizi bu şekilde tamamladık. Bakınız kirpikli fıstıklı dolgumuzu. Çiçeğimizin içerisinde kullanmak için göbek kısmını çalışalım. Sihirli halkada yapabilirsiniz. Zincirden de doldurabilirsiniz. Her ikisini de çalışabilirsiniz. Sihirli halkama bir tane zincirimi çekiyorum. İkinci bir zincir çekerek pekiştiriyorum. Ve uzatıyorum bakınız. Doldurmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 olsun. 15 tane çektim. Kapatıyorum. Şöyle içinden geçiyorum. Bir tane alarak şöyle bakınız kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. İpimi biraz uzun kesiyorum. Ve ipimi buradan çıkarıyorum. Şöyle elimle şekil verdikten sonra çiçeğimin orta yerine şöyle yerleştiriyorum. İplerimi uzun iplerim arkasından alıyorum. Diğerini de bu taraftan ve bağlıyorum arkadan güzelce. Daha sonra ayıcığımızın kulağının altına güzelce yerleştirelim. Şu kulağın altına şöyle yerleştirelim. Şöyle bakınız. İsterseniz bağlayabilirsiniz, isterseniz dikebilirsiniz. Hangisi sizin için daha güzel olacaksa o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle alıyorum. Diğerlerinden de alıyorum. Güzelce bağlayalım. Evet çiçeğimi bağladım ve e, iç kısmına ipimizi geçirdim. Bakınız arkadan. Evet şimdi papyonumuzu da bağlayalım. Tamamlamış olalım. Güzel ayıcığımızı. Evet sevgili arkadaşlar e, papyonumuzu 3 sıra ördükten sonra çiçeğimizde kullandığımız aynı renk sarı ile sardım. Ve e, tığımla arkaya geçirerek şu şekilde bağlayarak ipimi kopardım. Ve kese bu şekilde tamamlanmış oldu. Şöyle arkasına da bakalım. Gayet güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.